Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ile... Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'de siyasi iktidarın risk aldığını, muhalefetin ise bundan kaçındığını söyledi. Günay, demokrasiye karşı menfur bir saldırı olarak yorumladığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türkiye'de son bir yılda yaşanan siyasi gelişmeleri Euronews'e değerlendirdi. Muhalefet büyük ölçüde risk almadan siyaset yapmaya çalışıyor. Şimdiye kadar aldı en büyük risk, yorulmak pahasına yaptığı uzun yürüyüş oldu. Yani siyasette yorulmak bir risk değildir. Nitekim Türkiye'de sadece ana muhalefet partisinden bir milletvekili, gazeteci bir milletvekili 25 yıla mahkum olmadı ki, bir başka muhalefet partisinin ve Türkiye'nin demokratik siyasal hayatında var olması çok önemli olan bir muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve toplumdan önemli ölçüde sempati toplamış bir genel başkanı aylardır tutuklu. Ana muhalefet partisi belki bunun için ayağa kalkmış. Kendi partisinin milletvekili için değil, Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir başka partinin liderinin tutuklanmasını protesto etmek için ayağa kalkmış olsa belki çok daha radikal bir demokratik tavır sergilemiş olurdu. Bunların hiçbirisi yapılmayınca, hatta bütün bu yürüyüşün sonundaki konuşmada o muhalefet partisinin başına gelenler ve o siyaset adamının başına gelenler bir cümleyle bile söylemeyince, siz işte demokrasinin bir olmasında fayda olan dekoru gibi gözüküyorsunuz. Bir konu mankeni gibi gözüküyorsunuz. AK Parti Türkiye'nin en çok konuşulan, hatta Avrupa'da da çok fazla konuşulan siyasi aktörü. Sizin katıldığınız dönemdeki ideolojik yörüngesiyle bugünkü arasında neler değişti ve bu değişiklik neden kaynaklanabilir? Hala değişebilir mi? Bu konularda düşündüğünüz zaman ne geliyor aklınıza? Yani benim katıldığım partinin adı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Bugünkü iktidarın adı da Adalet ve Kalkınma Partisi ama ne söylemi, ne programı, ne vaatleri, ne de uygulamaları katiyen birbirine benzemiyor. Ve Türkiye'nin tarihsel sürecinin birikimine büyük ölçüde sırt çeviren yeni bir çizgi ve yeni bir parti var. Bu tekrar iyiye doğru evrimleşebilir mi? Çok zor gözüküyor çünkü... Neden? Çünkü Türkiye'de yakın yıllarda sadece demokratik kazanımlar ve kurumlar büyük ölçüde tasfiye edilmiyor, sadece restorasyona uğramıyor. Büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi de tasfiye edildi. Yani artık orada kurumlar, kurullar, kurallar değil, bir kişi çevresindeki dar bir klik her şeye egemen oldu.